Herkese merhaba, ben Umut Yaka. Hoş geldiniz, ben de Erdem Şantunalı. Yavaş söyledim ki normalde vırı vırı diye yapıyordum. Şimdi ismimi duysunlar, Instagram'da like kasayım diye söyledim. Bakalım dinlemeler artacak mı? Hayır, artmayacak. Yanımızda ise gerçekten çok değerli bir isim var. Webchirs'ın kurucusu ve CEO'su Kaan Gülten. Teşekkürler Umut, teşekkürler Erdem, hoş bulduk. Biz böyle yani yüzün güle güle geldiğin için teşekkür ederiz. Çünkü buradaki 3 insan da biraz uykusuz, biraz yorgun ve sen Kartal'dan geldin. Soğukta. Evet. Saat kaç? Çarşamba akşamı saat 8'i çeyrek geçiyor. Bu çok önemli bir şey. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bizim ne demek? Umarız ki sohbet güzel güzel kaynaşacak ve bu yorgunluğumuzu hepimiz unutacağız diye. Süper kesinlikle. Başlangıç yaptığına göre. O soruyu da sorabilirsin, nerede olduğumuzu söyledikten sonra. Teşekkürler. Gerçekçi bir reklam gelecek şu an. Çok iyi. İstiyasının kalbi Assembly Buildings'deyiz. Bunu her seferinde böyle yaptıkça bence biz takipçi kaybedeceğiz ama neyse. Siz biliyorsunuz. Şimdi mekanını kaybetmeyelim. Kaan Gülten kimdi? Şöyle bir... Nereden başlıyorsan oradan başla. En korktuğum soruyla başladın sen. Evet. Valla kimdir? Hani bunu... Biraz sohbeti de şekillendirmek üzere diyeyim. Geniş açıda bahsedeyim. Olur. Sen neresinden tutarsan oradan sündür konuyu. Aynen öyle olacak. Sündüreceğiz. Süper. Sündüreceğiz. Ben üniversite bölümünün tam karakterimle ve hedeflerimle uyuşmadığını fark edip AutoCAD gibi bir teknik çizim programını öğrenip onun üzerine eğitmenliğe başladım. Hangi bölüm? Bir saniye böyle. İşte işte o kadar benimsememişim. Bölüm adı. Tabii Marmara Üniversitesi Aktüerya bölümü. O ne demek? Risk hesaplama üzerine sigortacılık sektöründe aktüer olduğun evet. Aslında bir yok ya bu. Aynen. Yani Amerika'da şey en çok kazandıran meslekler arasına girmiş ama hani Türkiye'de sektörel anlamda sigortacılık sektörü çok gelişmediği için ama kendi ölçeğinde bir otoritesi var, bilinirliği var. Tabii farklı uzmanlık alanlarına da temas ediyor bununla birlikte. Ama çok fazla kendimle özdeşleştiremedim. Bir arayışa girdim. AutoCAD programıyla tanıştım. Öğrendim ve eğitmenliğe başladım. Daha sonra bildiklerimi kitlelere nasıl ulaştırabilirim dedim. Web sitesi kurdum. Daha sonra web sitesini nasıl daha fazla tanıtabilirim diyerek SEO'nun farkına vardım. Deneme yanılma yöntemiyle öğrendim. Öğrendiğim her şeyi oradan ilham aldığım, AutoCAD eğitmeni olduğum için AutoCADhocası.com'dan ilham alarak SEOhocası.com'u kurdum. Ve orada edindiğim tüm deneyimleri aktarmaya başladım. Daha sonra kitaplaştı, daha sonra şirketleşti ve bir girişimcilik serüveni oldu. Sonra mı şirketleşiyor kitaptan sonra? İlk kitaptan sonra şirketleşti. Öyle mi? Aynen, o büyümede bayağı bir katkısı oldu. Girişimcilik deneyimini anlatmak, ilham vermek üzere de girişimci kafası oluşumunu hayata geçirdik. Böyle etraflıca anlatmış olayım. Aa, bir dakika. Nasıl istersen şekillendir. Şimdi bir dakika, bana şey biraz nasıl diyeyim, yanlış mı geliyor diyeyim. Hani ilk duyunca insan bir sorguluyor. AutoCAD öğreniyorsun kendin. Sonra bunu uyguladığın bir yer var mı? Yani direkt mi eğitmenlik? Uyguladığım bir yer oldu. Benim kuzenim mobilya işi yapıyordu. O bir iki yere çizim yaptırmış, daha sonra ben öğrenince ona öğretmeye başladım. Baktım ki öğretebiliyorum. Öğretmenlik yeteneğimi geliştirdim. İkincisi, müşteri geliyor diyor ki bu arada kendimi anlatırken bu kadar eskiye gidebileceğimi hiç tahmin etmemiştim. Evet. Kaç? Sen kaçtasın? Yıl kaç? Aynen onları. Oy. Cristiano Ronaldo'yu 85 diyeyim. Tamam. 1985. Daha hani kafada bir şey canlanmasın. Yıl kaç? Üniversite giriş 2003. AutoCAD'le tanışmam 2003. İlk sene, ikinci dönem. Çıkışta o zaman bayağı erken. Değil. Değil mi? Değil, aynen. Kötü örnek olmak istemiyorum. Bitirdim. 2010'da bitti. Hele şükür diyerek aynen. Aynen, 7 yılda bitirdim. bu AutoCAD'i deneyimleme, öğrenme ve öğretme sürecimde yaklaşık 6 aylık bir süreç. Belki daha da kısa olabilir. İşte üniversitenin birinci dönemi, ikinci dönemi falan. Ondan sonra da eğitmenlik süreci başladı. İlk sene üniversite bitmeden. Orada keşfettim kendimi. İnanılmaz keyif almaya başladım. Ondan sonra sevdiğim alanlara doğru gitti. Yani bir şeyde kalıcı olacağım diye de zorlamadım kendimi.
Eğer soğuduysam, sevdiğim, keyif aldığım başka bir şeyi keşfettiysem onu öğrenmeye doğru bir kendime pivot ettim diyebilirim yani. Çok güzel. Peki şimdi yaş İnşallah. Çok genç aslına bakınca. 19-20'lerden bahsediyoruz. Evet, evet. Ve sen AutoCAD hocası mıydı? Aynen. Yanlış olmasın. AutoCAD hocasını kuruyorsun. Hı-hı. İnsanlara gösteriyorsun. Hı-hı. Ve SEO ile tanışıyorsun. SEO ya da işte SEO ile tanışıyorsun her Hı-hı. neyse. Onunla nasıl tanışıyorsun? Sen nereden öğreniyorsun da kitap yazmaya geliyor peki bu hikaye? Evet. Şimdi o zamanlar hiçbir bilgi yok. Hiçbir kaynak yok. Kitap var sanırım sadece. Hiç İngilizce o da yok. Ha yok İngilizce vardır ama hiç araştırmadım. Hı-hı. Şöyle... ben bu siteyi nasıl üst sıralara çıkarabilirim? Yani kendim ihtiyaçlarım doğrultusunda insanların eğilimlerini analiz ettiğim zaman AutoCAD dersleri, AutoCAD eğitimi diye aradıklarını, AutoCAD diye aradıklarını gördüm. Dolayısıyla bu kelimelerde ilk sıraya gelirsem binlerce kişiye ulaşacağımı gördüm. Daha o zaman hani hangi kelime ne kadar arama hacmine sahip tool'larına bile hakim değilim. Yok ya, Google AdWords belki bunu gösteriyordu o yıllarda ama daha keşfetmemiştim ben. Ama bu kelimelerde çıkarsam trafik geleceğini görüyordum. Bunun da SEO çalışması olduğunu fark ettim. Ve Google'da üst sıraya çıkarmak için neler yapabileceğimi işte derme çatma, forumlardaki bilgilerle öğrendim. Daha sonra ben kendi denemelerimi yapmaya başladım. Hmm. Mantık yürütmeye başladım. Bunun da aslında Google'ın kullanıcıyı memnun etme politikası olduğunu gördüm. Bundan sonra da aslında algoritmalara bakmadığım, tamamen kullanıcıyı, ziyaretçiyi memnun eden, markalaşma sürecini şekillendiren bir süreç olduğunu fark ettim. Hmm. Ve bunu çözdükten sonra her yeni algoritmada daha iyi bir pozisyona ulaştım. Zaten Google'un gitmek istediği nokta oydu. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Mesela Google bir işletme ve şirketleri sıralıyor belli bir kaliteye göre. Evet. Şirketlere gidiyor, diyor ki Türk kahvesi ikram eden firmaları bir artı olarak öncelikli listeleyeceğim diyor. Bir algoritma çıkarıyor diyelim ki. Ve biz bunu fark ediyoruz. Türk kahvesi ikram ettiğimiz zaman yükseldiğimizi gördük. Evet, bu bir algoritma. Deneme yanılmalarla. Tamam, o zaman Türk kahvesi ikram etmeye başlıyoruz. Sitemizde bir yenilik yaptık aslında. Aynen, aynen. Kullanıcıyı memnun ettik. Aynen. Ve bir süre sonra bazı rakipler şunu yapabiliyor. Fincanın içerisine su koyayım, pişirmeyle uğraşmayayım, maliyetine girmeyeyim, daha pratik olsun. Google onları da çıkarıyor. İşte Black Hat SEO dediğimiz konu. Yani Google'un açıklarını bulma süreci aslında. Ama Google ya yapılan şikayetler ya da bir süre sonra kendisi fark ederek algoritmasını geliştirmesi gerektiğini fark ediyor. İşte Google güncellemeleri, update'leri de bundan sonra geliyor. Ve diyor ki fincanın içine de bakmam lazım. Bakıyor ki fincanın içinde su var, onları cezalandırıyor, eliyor. Diğerlerini yükseltiyor gibi bir süreç var. Yani aslında kendi sektörünüzde popüler olmaya çalışın. Kullanıcılarla iyi etkileşim kurmaya çalışın. İsim yapmaya çalışın. Bu da bir artı. Hani bunu doğal popüler olma sürecini yorumladığınız zaman veya insanın büyüme sürecini yorumladığınız zaman, Google'a yansıttığınız zaman Google'ın aslında algoritması ortaya çıkıyor. Hani basit bir örnek vereyim. Bunu ünlüler yapar gündeme gelmek için. Ben bir ünlüye atıfta bulundum. Evet. O da bana atıfta bulundu. Gündeme geldik. Şimdi bu aslında Google'daki link building stratejisi, tamam mı? Şimdi buradan yola çıkacak olursak algoritma şöyle çalışıyor. Ben diyelim ki ülkenin başkanına veya Donald Trump'a bir atıfta bulundum. Hakaret ettim veya övgüde bulundum. Ona katkım ne? Zararım ne? Milyonda bir. Milyarda bir. Zerre taneci, değil mi? Ama o bana yanıt verse. Kaan Gülten hakkında şöyle demiş. Yani direkt dünyadaki trendin zirvesine oturur, değil mi? Aynen. Yani bu aynı şunun gibidir. Web sitesinden Hürriyet'e link vermen Hürriyet'e çok katkı sağlamaz ama Hürriyet sana link verirse siten sektörde zirveye oturur. Evet. Yani aslında gerçek hayattaki tüm süreç Google'da işleyen bir süreç. Dolayısıyla algoritmaya odaklanmaktan ziyade bunu kurgulayarak neler yapabileceğini ortaya çıkarıp uyguladığın zaman çok iyi bir SEO ve benzerini markana uyguladığın zaman çok iyi bir marka çıkarıyorsun. Yani web siten için SEO, girişimin için marka stratejisi diyebiliriz buna. Güzel ya. Biz nasıl yapabiliriz ama? Şöyle bir şey yapacağız. Konsept şu an kafamda şuna çıkıyor. Abi sonra SEO. Şu an Kaan Gültekin'le konuşuruz sonra. O benim ikizim diye hocam. Ya çünkü oturdu bir anda kafama. Şimdi tabii ki biz bu sohbet ederken dinleyicilerin de nasıl keyif alacağı, buraya bunu neden tıkladığını ve oynata bastığını düşünmemiz gerekiyor. Evet. Ben bir anda fark ettim. Gerçekten SEO tipleri almak için buraya gelen insan var şu anda. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Lütfen rahat olun. Konuşacağız herhalde bunları. Onları da mutlu etmek için 2-3 trik veririz diye düşünüyorum. Veririz. Aynen. Konuşuruz. Tamam, güzel. Ben devam mı edeyim o zaman? Bir sohbetimize devam edelim. Tamam. Ara ara konu geldikçe dahil olacak o zaman. Tamam, süper. Ve vay, bu iyi bir
dizi stratejisi ya. Aynen, şey rating öyle. Ratingleri aynen. Aynen. Son dakika güzel. Çok iyi. 10 dakika gibi yelebilir. Sardırmak yok, takip ediyoruz. Yeni sardırmak aynen, yok. 5 dakika geliyoruz. Aynen. Neyse. Sen kendi deneyimlerini öğrendin ve o ara sadece kendi siten için mi, işte SEO hocası için mi bunu yapıyordun, yoksa yani çünkü bizde bile artık insanlar ya işte benim podcast bir şey var nasıl yaparız diye geliyorsa sana da insanlar bilmediği bir şey için gelmeye başlamış. Evet evet. Sonra hani işte yani küçük müşteri diyelim bunlara. Bu küçük müşteriler geldi ve kitaba mı yöneldin? O hikaye yani. Ondan sonrası kitap ve şirket adımları nasıl geliyor? Evet ya, orada aslında veya buradan hani para kazanacağınızı nasıl anladınız? Ya çok ya, iyi evet. Mı? Anladınız mı ya da o da evet. Soru. Anlamadım aslında, belki de bunun olması gerekiyordu. Çünkü orada kendimi sınırlandırdığım şeyler de oldu. Direkt ticari yaklaşsaydım eğer düşük ticari karlılıkla orta seviyede bir iş yapıp büyütme noktasında bir ya bu bana yeterli deyip kenara çekilebilirdim. Çok fazla çaba sarf etmeyebilirdim. Karlılığı ve ticareti ikinci planda tuttum. O biraz büyümeyi hızlandırdı belki. İşin özüne biraz daha fazla odaklandım. AutoCAD hocasında aslında SEO deneyimini elde ettim. Çok rekabetçi bir site vardı. AutoCAD kelimesinde ilk sırada onu geçtim. Onu geçtikten sonra aslında biraz o noktadaki hedefime ulaşmış olmanın hazzı bir anda tükendi ve yeni bir arayışa itti. Evet. Bu noktada en rekabetçi alanda bir SEO uzmanı olarak nitelendirecek olursam o şartlarda kendimi, diğer uzmanlarla rekabet etmekti. Ve bildiklerimi de paylaşmakta. SEO hocası aslında hem oradan ilham alarak ismi gerçekleşti ama bir yandan da o misyonu da gerçekleştirmeye başladı. Şu anda baktığımız zaman 500-600 makalesi olan, 2000-3000 teknik soruya yanıt vermiş, içerisinde sorusu bulunan, 2 kitap çıkarmış, toplamda 68 bin adet basıma ulaşmış bir SEO noktasında rehbere dönüşmüş oldu. Dolayısıyla o ismin de arka tarafta hakkında vermeye çalıştık, çabaladık. Hala da o misyonu devam ettirmeye uğraşıyoruz. Bir yandan şirketle ticari bir yola devam ederken o misyonu da unutmadık açıkçası. Ya aslında SEO hocası da sizin bir müşteriniz gibi işliyor. Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Ona da çok fazla emek veriyoruz. Bugünlerde olmamızı çok fazlasıyla ona borçluyuz diyebilirim. Ya bu da aslında bir girişim fikri. Ya ben anlatırken nereden başlayayım dedikleri zaman, mesela birisi dese ki bana şu anda burada olmayan bir teknoloji yurt dışından getireceğim desin. Ben derim ki bununla ilgili bir blog kur ve bununla ilgili teknoloji nasıl çalıştığını işaret edecek veya anlatacak, bilgilendirecek bir web sitesi aç. Kitleleri topla, Facebook grubu kur, kitlelerle orada buluş, tartışma yap, sosyal medya grupları oluştur, komüniteyi oluştur, sonra yönet, web sitesiyle blog kur, bilgileri ver, trafik çek. Ondan sonra bu ürünü getirdim, satın almak isteyen var mı dediğin zaman kitle elinde hazır. Bunu bana... Benim staja başladım az önce işte sohbet ederken seninle. Staja başladım şirkette. Volkan abi kulakları çınlasın. Geçtiğimiz sene gittim yanına, abi dedim benim bir fikrim var. Ve ben uygulama fikri. Ben bu şirketi kuracağım ve bu uygulamayı yapacağım dedim. Bana ilk şunu demiş. İlk önce Instagram hesabını kur. Oradaki kitleye bak. Vay çok iyi. İnsanları bir hazırla. Gerçekten bir potansiyel görüyorsan yazmaya başladım. Süper. Tam olarak bu işte. Ve ben denedim. Bunu yaptım. Hı-hı. Ve gerçekten sonuç verdi. 2 hafta önce de hitimi kurduk bu arada. Yayınlandı ayrıca. Vay be, süper. Bunu ya anlatmadık evet, bu arada hiç. Doğru. Ki hani arkadaşlar haberiniz olsun. 7 hafta önce de. Yok. Ha evet. Şu an bakınca siz bunu dinlerken 7-8 hafta yani 2 ay önce. Çok iyi. Hitim çıkmış oldu. Sonra karşınıza çıkmıştır bir yerden. Bağımsız sanatçıları desteklemek üzerine onlar için bir aslında online distribütörüz. Dijital plak şirketi gibi düşünebilirsin. Çok iyi. Uygulama üzerinden yürüyor. Müziğinizi Spotify, iTunes ve 150 platformda yayınlayabiliyorsunuz. Ben reklam yapmayayım. Sadece haber vermiş olayım diye söyledim. Bunu ilk defa böyle anlatıyorum. Çok acayip gergin bir anmış. neyse diyorum. Evet. Sonrasında işte seohocası.com. Yani SEO hocası diyesim geliyor da hani SEO ile hocası çok yenilikçi bir kelimeyle. SEO hocası diyorum ona. Biraz daha uyumlu geliyor bana. SEOhocası.com'la işte bildiklerimi anlatmaya başladım ve orada bir rekabet başladı. Dedim ki evet, bunda ilk kelimeye, ilk sıraya gelmem lazım ve sektördekilerle rekabet ediyorsun. Çok zor bir şey. Zaman zaman dalgalanma yaşasak da
yaklaşık 2009 yılında 10 yıl oldu. 10 yıldır birinci sırada. Yani dalgalanmaları yaşadık, yaşıyoruz ama birinci sırada en kötü ikiye gelmişizdir. Şimdi dolayısıyla bu zamana kadar kaç tane site gördün ve rekabet ettin? O kelimeden geçen 1000'den fazla site oldu. 10 yıl içerisinde SEO kelimesine girip oynayan sektör oyuncuları. Dolayısıyla hakikaten istikrar çok çok önemli. Her işte çok önemli. Oradan elde ettiğim deneyim bir üst level'da kitap yazmak oldu. Kitap yazdım. Tabii ki hala hiçbir ticaret gerçekleştirmiyorum ve bunu da kendi adıma bir kural koymuştum. Çünkü eğer ben SEO hocasında ilk sıraya gelene kadar ticari taleplere yanıt verir ve ticaret yapmaya başlarsam, freelance SEO danışmanlığı da olabilir ki sonrasında ilk adım öyle başlamıştı. Bu benim amacımdan sapmama sebep olabilir. Hmm. Yani buraya odaklanacağım. Tamam. Bunu birinci sıraya getireceğim. Orada sağlamlaştıracağım da. Dolayısıyla dediğim gibi sonrasında daha büyük bir faydaya aslında hizmet etmiş oldum. Birçok şeyi de yaptıktan sonra dönüp bakarak nasıl katkı sağladığını öğrendim aslında. Kitap da bunlardan bir tanesi oldu. Çünkü kitabı çıkardıktan sonra ciddi bir talep patlaması oldu. Ve de tam ilk sıraya çıktıktan bir ay sonra kitap yayınlandı. Hazırlık aşamasında bu kadar tesadüf olur. Çok iyi bir şekilde aynen. Yani lansmanı gibi bir şey oldu. Onun birinci sıraya çıkması kitap muhteşem denk geldi. Çok ciddi bir patlama yaşadı ve sonrasında şöyle bir sürece gitti. Şimdi birçok kişi bana şunu diyor. Ya bildiğin konuyu niye kitapta anlatıyorsun, resmi olarak tüm detaylarını veriyorsun? 244 sayfalık kitapta ilk basıldığı zaman. Niye her detayını anlatıyorsun? Ben öğretmenlik geçmişinden gelmenin bir artısıydı bu bende. Gerçekten öğretmek istiyordum. SEO hocası ismini vermişim. AutoCAD hocasından gelmişim. Öğretmenlik yapmışım. Keyif alıyorum. Kitapta paylaşmak kazanmanın en hızlı yoludur diyor. İlk cümle ve son cümle hala var. Evet. Şimdi dolayısıyla bu misyonla yaklaşıyorum olaya. Öğrettim, öğretiyorum ve şunu gördüm. Sen kendine rakip çıkarıyorsun diyorlar. Doğrudur. Yetiştiriyoruz. Ama şöyle bir durum vardı. Hani bunu yanlış anlaşılmasın. Bir ego gibi düşünülmesin ama bazen de sektörde öyle anlaşılabiliyor. Rakiplerimi, şu anki rakiplerimi kastetmiyorum, öyle diyeyim o zaman. Yani sektörde kendi sitesiyle uğraşan, hizmet vermeyi amaçlayan, öğrendikten sonra öyle diyelim yani. Egolu bir yaklaşım olmasın. Ben çok yaldım. Tamam. Tamam, süper. Kitap çıktıktan bir süre sonra şöyle iki eğilim olduğunu fark ettim. Birincisi, ben bu işi öğrenmek istiyorum veya bu işi yaptırmak istiyorum siteme. Ama buna verecek param yok. Hizmet alamıyorum. Hı hı. Kendim öğreneyim, yapayım. Tamam, güzel bir çözüm. Diğeri de verebilecek param var ama kendim de yapmayı deneyeyim. Hani para vermeden yapabilir miyim? Yapmayı deneyeyim. Şimdi o kitleyi para vermeye ikna eden inanılmaz bir araç olduğunu gördüm. Aslında doğru, çünkü yapabilirsen yap. Ben her şeyi verdim sana ama yapmayanlar olacaktır elbette. Aynen böyleymiş. Bunun ne kadar zor olduğunu, çok uğraşı gerektiğini, bir uzmanı yapması gerektiğini, uzman kim, kitabını okuduğum kişi bilgisinden eminim, ben iletişime geçeyim, yaptırayım. Evet. Ben yani, diyecektim hani işte her şeyi vermişsin burada diyen, her şeyi alan, her şeyi yapabilir. Aynen. Yapar mı konusu var sonuçta yani. Bundan daha iyi bir referans da olacağını zannetmiyorum. Yani CV'mi parayla sattığımı anladım, evet, ben. İlginç bir şekilde. Dolayısıyla o da bende işte ticari adım atma noktasında bir süreci şekillendirdi. Hı. O talepler bilgiyi paylaşmak. Aynen. Aynen. Dolayısıyla herkesi hani buradan bir kamu spotu çıkaralım. Bildiğinizi öğretin, paylaşın. Eğer sektörünüzün, yaptığınız işin duayeni, lokomotifi, öncüsü, paylaşanı, bildiğini, öğreteni olursanız o sizi önde tutarak, sektörün bir tık önünde tutarak arkadan büyümenizi sağlayacaktır. Kesinlikle öyle. Bu bizim podcast'in ve Caps.com ana konularından biri. Bildiğini paylaşmak, insana yardım etmek, o takip et tuşuna basmak en azından. Yani. Çok iyi. O yüzden bunu da yeniden anmak bizim çok hoşumuza gitti. Teşekkür ederim. Süper. %100 katılıyoruz çünkü. Ne güzel. Sonra kitaptan sonra artık bir lead oldu. Yani artık evet, değil, evet, değil, evet. Ve sen dedin ki tamam, müşteri, hı-hı, var. Hı-hı. Dolayısıyla ben şirket kurmalıyım. Aynen öyle. Sene kaç oluyor bu şirket kurulduğunda? 2011 Haziran. Abi bayağı eski yani. Çok yakınmış gibi hissediyordum. Evet, ben çok yakın. Öyle sene falan diyecek zannediyorum. Abi çünkü bana da öyle geliyor, biliyor musun? Vallahi yani. Ve 2011'de Aptures nerede kuruluyor?
Eyvah eyvah. Gazi Osman Paşa. Tokat'ın bir gününde. Değil. Tuzla'da. İlk Tuzla'da ofisimizi kurduk. Sen tek başınasın. Tek başımayım. Şöyle freelance iş yaparken dışarıdan işleri pasladığım, destek aldığım bir kişiye dedim ki ben şirket kuracağım, yanımda çalışmak ister misin? Tamam abi, gelirim dedi. Onunla birlikte başladık. Daha sonrasından ekip büyüye büyüye bugünlere kadar geldik. Kaç kişi oldu şu an? Şu anda 25-26 kişiyiz. Güzelmiş. Bir rakam. Peki evet. Tabii şimdi biz Webchairs'ı bildiğimiz için hep konuştuk ama Webchairs kimdir, ne yapar, kimlere hizmet verir, kimlere verdi gibi böyle güzel Webchairs'ı da anlatalım yani. Webchairs SEO odağında başlayıp büyümüş dijital pazarlama hizmetleri çatısı altına hizmet veren, aynı zamanda bildiklerini öğretmek için o misyonu bırakmayan, mentorluk yapmaya devam eden, işte yayın öncesi sohbette sorduğun dijital melek yatırımcılık gibi oluşumlara destek vererek bu noktada girişimlere de katkı sağlamak, dijital pazarlama anlamında katkı sağlamak için çaba sarf eden bir yapı. Büyüme sürecinde her ölçekte firmayla çalıştık. Şu anda büyük ölçüde kurumsal ilerliyoruz. Onun da hani farklı stratejileri var. Bunu aslında Webchairs konusu olarak anlatacak olursam değinmemem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü tamam, farklı bir şey. Girişimcilik olarak anlatacak olursam hepsini anlatmak istiyorum. Yani çok farklı bir aynen çok farklı bir ikilemde kaldım kesinlikle. Nasıl içinden geliyorsun? Yani? Girişimcilik olarak ele alırsak verebileceğim evet, tavsiyeler oradan var. Baktı ki buradan dökülecek. Oradan dökülebilir. Oradan evet. Ya şimdi mesela girişimcilikte ben şunu çok net gördüm. Girişim yapan herkes için geçerli. Rekabet etmek için bir kere fiyat önemli bir konu. Kesinlikle. Şimdi bunu Webchairs'ın dışında bağımsız tutuyoruz. SEO hocası özel tutabiliriz aslında. Çünkü SEO hocası ilk ticari adımı attığımda yer oldu Webchairs markasından önce. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Aylığı 150 lira, 250 lira hizmet ücretiyle hizmete başladığımız yıllar oldu. Hani 2011 yıllarından bahsediyoruz tabii ki zaten. Şimdi bu yaptığımız işin piyasada tutunması, bilinmesi, sektörün oluşması sürecinde, kendini ikna etme sürecinde, markanı kanıtlama sürecinde fiyat politikası önemli bir rol oynuyor. Kesinlikle. Bunu yaptıktan sonra şunu görüyoruz. Evet, büyümeye devam ediyoruz. Karlılık, ekibi büyütüyoruz. Ekibi arttırıyoruz. Sayı artıyor. Müşteri sayısı arttıkça ekibi arttırıyoruz. Talep geliyor. Şimdi talebi baskılamanın, piyasa büyüdükçe talebi baskılamanın bir metodu olarak fiyat arttırmak. Hani iş gücü yetişemiyorsa fiyat arttırıyorsun. Aynen öyle. Aylık 400 liraya çıkartıyorsun. Biraz daha kontrollü büyümeye gidiyorsun. Orada total karı küçültüyorsun ama nitelikli bir kara odaklanıyorsun. Çünkü karlılık artınca sen personelin kalitesine de ağırlık vermeye başlıyorsun. İşin kalitesine daha fazla ağırlık veriyorsun. Karlılık arttığı için işin niteliğine de daha fazla ağırlık veriyorsun. Sonrasında tabii bu şunu da getiriyor. Müşterilerin filtresi açısından da fiyat önemli bir şeymiş. Yani 400 liraya gelen bir müşteri bazen sana günde 10 kere telefon açabilecek bir müşteri olabiliyor. Yani 400 lira hizmet sattıktan sonra aylık 250 liraya diyeyim. Hizmet sattıktan sonra arıyor. Sitem yarına çıkar mı? Çıkar. Bir saniye ayrılmayayım bir yere. Şu anda birazdan göstereceğiz sonucu falan. Hayır, duramasın. Yani 400 lira hizmet. Ona da 400 lira, buna da 400 lira ama bu beni 10 kere arıyor. Bu adam bir kere arıyor. Aynen öyle. Hatta şu var. 4000 lira veren adam hiç aramıyor. Bilinçli müşteri. Aynen. Dolayısıyla aslında büyümenin formülü nitelikli, yani bu aslında bilinçten kaynaklanıyor. Verilen emeğin hakkını bilen kişi orada zaten verdiği emeğin değerli olduğunun farkında olan kişidir. Aynen. O da zaten kazancı yerinde, onun farkında ve bilincinde olan kişi. O farkındalığa ulaşmış ki zaten o kazanç ulaşmış. Böyle bir durum var. Ve bunun da bilincinde olarak sana da öyle yaklaşıyor. Evet, bunun bir süreci var. Onlardan bekleyeceğim. Şimdi dolayısıyla bunun ayrımını yaptıktan sonra fiyatla da aslında müşteri belirlemek gerektiği noktasında bir süreçte şekilleniyor. O büyümeyi de sağlayan bir süreci oluşturuyor. Dolayısıyla eğer iş yapacak geliri fiyat düşük fiyatla sağladıktan sonra kontrolü artırarak aylık 600, aylık 750, aylık 1000, aylık 1250, aylık 1500, aylık 1750, aylık 3000, 4000 seviyelerine geldikten sonra şu oluyor.
artık fiyat performans açısından en iyi performans çıkarmamız lazım. Daha az personel, daha az müşteri, daha nitelikli iş. kıvamına geliyorsun. Ama birden sıfırdan bir girişimin bu seviyeye gelmesi, bu şekilde kendini konumlandırması, başarı hikayesi yoksa, ekibin deneyimi yoksa, ekibi oturtamadıysa, ekibin aynı dilden konuşmasını belirli bir geçmişle sağlayamadıysa çok zor oluyor. Dolayısıyla girişimlerde kontrollü bir şekilde fiyat politikasıyla da büyünebiliyor. Hem personel hem müşteri tarafına. Çünkü personel açısından da önemli. Personelde de artık şunu seçmek gerekiyor. Aylık 4-5 bin lira, 6-7 bin lira verecek müşteri profiliyle iletişimde olacak personel yeterlilikleri. Şimdi dolayısıyla bunu sağladığınız zaman da ajansın İK tarafındaki davranışı da değişiyor. Şirketin İK tarafındaki davranışı da değişiyor. Gibi çok yönlü bir süreç işte. İçerisine girdi ve gidiyor diyormuşum. Anladığımız kadarıyla Webchers içerideki çalışma arkadaşlarına önem veriyor. Evet, bu. Evet, evet. Böyle kesinlikle. Böyle bir şey var mı? Hani bir özel ayrıcalık mı desem? Biz böyle İK yönetiriz. Olmazsa olmazımız ya. Ya da hani böyle personel. Biz bunu sorarız ya da işte mesela Şerpa şey demişti. Biz her zaman ne kadar vereceğimizi söyleriz ilan daha verirken. Hiçbir soru işareti olmaz demişti. Mesela bu tarz kuralları ya da böyle bir hikayesi var mı Webchers'in içerideki arkadaşlar için? Evet, bu zaman içerisinde şekillendirdiğimiz bizim hani eksiklikleri gördüğümüz bazen yanlış konumlandırma, yanlış fiyat politikası, yanlış görev tanımları, bunların içeride sıkıntılara yol açtığını, ben en büyük eksikliğim de açıkçası kurumsal bir deneyimi yaşamadan içeride sıfırdan her şeyi öğrenmek zorunda kalmamdır. Bunların sıkıntısını dönem dönem çok yaşadım ama bu da bana zorlu da olsa birçok şeyi deneyerek öğretti. Belki patanaş çektiğim çok şey oldu ama neticede çarpa çarpa bir öğrenme süreci oldu. Burada aslında şu dediğin çok önemli. Çalışanın en çok önemsediğimiz konu şu, şirket içerisinde kafasını hiçbir şeyin meşgul etmemesini sağlamak. Çünkü bunun bir ötesine şurada giriyorsun. Çalışanın ailevi sorunları varsa, kişisel sorunları varsa bunları da çözebilme noktasında aksiyon alabiliyor musun? Çünkü bunları da ortadan kaldırmaya başladığın zaman ne kadar fazla kafası sorunsuz, bir şeye dalması, düşünmesi, kafasını meşgul etmesi gerekmeyen bir personel ekip oluşturabilirsen o kadar işe dedike ve o kadar işte detaya inen, daha kaliteli, daha huzurlu çalışan bir ekibi inşa edersin. Bu noktada bunun meyvesini aslında ilk görüşme esnasında veriyoruz. Belki sosyal medyada denk gelmişsinizdir. İsimsiz olarak paylaşılıyor ki hani öyle olmasından da hiçbir sıkıntı yok. Hatta örnek olmasını istiyoruz. Keşke her yerde paylaşılsa. İlk iş görüşmesinde yol masrafını karşıladığımız bir kültürümüz var. O kültürü çıkaran ve sosyal medyada çok fazla paylaşıldı. Ve bundan gurur duyan bir şirketiz. Çünkü hani bu çalışana daha başlamadan verdiğimiz değeri göstermek için de bir bizim için bir fırsat. Aynı zamanda bakış açısı olarak da şunu benimsiyorum ben. Ben şirkette otururken oturduğum yerden yüzlerce kişi ofise gelsin gitsin görüşeyim diyebilirim. Bu benim için çok büyük bir rahatlık. Ama o kişiyi düşündüğüm kimse zaman... Kimse şikayet de etmez bu arada. Alışık olunan bir şey. Ama yani insani açıdan bakıldığı zaman ben otururken bir kişinin yüzlerce kişi geliyor gidiyor ama o bir kişi ben 10 dakikamı ayırıyorum, 15 dakikamı ayırıyorum. O bir kişi 2 saatini ayırıyor, evet. Ailesiyle paylaşıyor, zaman harcıyor, hazırlanıyor, yol parası veriyor. Bunların bir bedeli var. Yani ben o kişiyi eğer işe almayacaksam onun bana hakkı geçti. Yani öyle bakıyorum olaya. Evet aslında doğru yani. Yani işe doğru değil ama bir bakış açısı kesinlikle. İşe almayacaksam hakkı geçti. Yani. Alacak kişi açısından belki ödeşmiş oluyoruz. Yani bir şekilde kazanmış. Aynen. Onun karşılığını vermiş oluyoruz. O karşılığını almış oluyor belki ama neticede 10 kişiyle görüşüp bir kişi alıyorsun. Şimdi oradaki yazan not da o. İş görüşmesi sonucu netleşmediği için size yük olmamak adına masraflarınızı karşılamak isteriz. Yani bu gerçekten yük olmamak adına yaptığımız bir şeydi. Bunun gibi şirket içerisinde çok fazla aslında önemsediğimiz kültür var.
İşte sigara içmeyen arkadaşlara 4 gün yıllık izin dışında ek izin veriyoruz. Gerçekten. Evet. Mükemmelmiş. Bayağı bir azaltmaya yönelik teşviklerimiz var sigarayı. 32. kattayız. Sigara içeceğim. 5 gün harcıyor abi. Aynen. Bunu da Webchers'ın kültürümüz sekmesinde olabildiğince birçok madde var. Yer vermeye çalışıyoruz. Evet, yer veriyoruz. Peki şey, bu tam böyle şey hikayesi yani. Eğer Webchers'ın herhangi bir yatırımı var mı, onu sormayı unuttum. Aldığı mı? Yok. Verdiği var mı? Verdiği var, evet. Kime ne yani o zaman, onu sorayım. Marsus diye bir web yazılım projeleri, özel projeler geliştiren bir ajansa. Orada da işte şuna bakıyoruz, yatırım noktasında tavsiyeyi, hani buradan faydalı olma noktasında kendimi yoruyorum her zaman. Eğer ne olabilir? Ben bir araç üreticisiyim diyelim ki, lastik üreticisine yani tedarikçime yatırım yaparsam en büyük faydayı doğrudan yakalarım. Kesinlikle. Yani onun büyümesinden ziyade de bir fayda yakalarım. Dolayısıyla benim zaten hizmet verdiğim veya hizmet aldığım ürünlerle bir yatırım ağı oluşturmak, ortaklık oluşturmak ticari açıdan çok hızlı büyümeyi sağlar. Aynen. Bu noktada bizim de ihtiyaçlarımız olduğu için, çünkü müşterilerimizin teknik anlamda SEO yeterliliğini sağlayamadıkları durumda yazılımsal desteğin gerektiği durumlar olabiliyor. Ve bir partneriniz var artık. Aynen öyle. Zaman zaman bizim gönüllü olarak çözmeye çalıştığımız durumlar. Ama şuraya da bir buton ekler misin diye gelen taleplerle olayın farklılaştığı. Yazılımın bambaşka olduğu, ya sizin yapmanız gerekmiyor mu yazılım işi? Her yazılımın dili farklı. Şimdi bunları anlatmak da zor olabildiği için böyle bir çözüm noktası gerekiyordu. Onların da desteklendiği bir süreç oldu aslında. Ne şey, rakam hisse falan veriyor musunuz, yoksa hani sadece yatırım yaptık olarak mı biliniyor? Sadece öyle biliniyor. Hatta, aynen. Evet, aynen. Sıkıntı yok. Aynen. Orada da karıştıracak bir soru sorabilir miyim? Lütfen. Eyvah, eyvah. SEO yazdığımız. Buraya reklam almak ister misin? SEO yazdığımız. SEO hocası mı daha önde çıkıyor, Webchers mı? Evet. SEO hocası çıkıyor işte. SEO hocası daha önce çıkıyor. Webchers'ın çıkması gerek mi? Webchers'ın çıkması şöyle, SEO hocası çıktığı için Webchers'a çok fazla önem vermedik. SEO hocasından mı Webchers'a yönlendirme oluyor peki? Onu... Webchers'a nasıl ulaşıyor insanlar? Abi, bir ton şeyi var ya. Ya tamam. Ben iyi söylüyorum Webchers'a. Adamın bir ton şeyi var diye geçsin mi abi? Evet yani, bakınca. Merak ediyorum. Ben geçebiliyorum çünkü şirket benim değil. Ya farklı aslında şu var. Webchers'da dijital pazarlamanın tüm süreçlerini deneyimlemeye çalıştık. Yani SEO hocası, SEO'yu deneyimlediğimiz, öğrendiğimiz bir yapı oldu. Webchers'ta dijital pazarlamanın tüm süreçleri, yani growth hacking, sosyal medya, işte tüm LinkedIn pazarlamasına kadar, belki e-mail pazarlamasına kadar her şeyi geliştirdiğimiz, gerçekten en ince ayrıntısına temas etmeye çalıştığımız bir süreç oldu. Orada da diğer kanallara çok fazla önem verdik diyebilirim. Ama elbette de SEO tarafında da bir kaynağımız var, beslendiğimiz. Ha, doğrudan SEO kelimesi değil ama SEO'nun birçok türevinde ilk sıralarda çıkıyoruz yine. Yani. Geliyoruz. Aynen. Ha, ne olsun canım. Şeyi söyleyeyim, yani onu tam bilmiyorum. Hani kaç müşterisi vardır, kime hizmet etmiştir falan, onları paylaşıyor musun? Yoksa sohbet devam edelim mi? Şöyle paylaşabilirim eğer soruyorsanız. Yani ziyaretçilerimiz de merak ediyorsa, ki bilginin her türlüsü merak edilir evet, galiba. Evet, çok merak edilen şeyler. Herkes böyle dedirtmek için soruyor. Ya Türk insanı genelde ne kadar kazanıyorsundan ziyade ne kadar müşterisi var artı ortalama fiyatla çarpıp. Türk insanı böyle çalıştığı için aynen, değil mi? O yüzden oralara girsem mi diye düşünürken, yayında bir yandan akıyor, kendimle cebelleşip bilgi verebilirim, sıkıntı yok. Zorlama. Yok yok. Soruyorum sadece. Şu zamana kadar. Güzel bilgiler alıyoruz. Şu zamana kadar 4000'den fazla firmaya temas ettik ama irili ufaklı. Tabii, yani tabii. En başta bahsettiğim, aynen öyle. En başta bahsettiğim tek seferlik hizmetler de oldu, farklı hizmet kalemleri de oldu, analizler de oldu belki tek başına. 4000'den fazla firmaya, siteye temas ettik. Aktif olarak dediğim gibi filtrelenmiş ve gerçekten nitelikli oluşturmaya çalışılmış 80-90 civarında müşteriyle devam ediyoruz.
Tabii ki bunların hizmet kalemleri değişiyor. Birine sadece SEO yaparken birine all over tüm 360 dijitalin pazarlaması, dijital pazarlaması yapıyor olabilirsin ama peki ya, şu soruyu sormak istiyorum o zaman. Webchess deyince en güçlü kası nedir Webchess'ın? Yani hizmet olarak. SEO. Ha SEO yani. SEO tabii size tabii. Atıyorum. Çok çok ağır. 8'i bana SEO yap olarak mı geliyordur? 9.5. Aynen. Siz içeride kendinizi ispat edip diğer ürünleri de, diğer hizmet kalemlerini de alıyorsunuz. Aynen öyle. Aynen. Aslında ya. İspat etmek için şöyle çok yetenekli arkadaşlar var gerçekten. Ki kendimizi o noktada hani sosyal medyamızla, ajans hesabımızla veya yönettiğimiz işe girişimci kafasıyla kendi dijital pazarlama stratejilerimizde Webchess'in yeteneklerini gösteriyoruz. Ama bunu satmak için de çok yüksek çaba sarf etmiyoruz aslında. SEO talebiyle geliyorsun müşteri, SEO üzerinden devam ediyoruz. O yüzden %99.5, %95 diyebilirim. Tamam, çok iyi. Peki ortalama falan yok. Şeyiz merak ediyorum. Sen seviyorsun girişimcilik. Startup şirketleri seviyorsun ve işte... İsmini nedense bir türlü hatırlayamadım. Dijital melek yatırımcı. Hatırlıyor musun? Yanlış söylemeyeyim. Kendi tutuyor yani. Hatırlamıyorsan ama hatırlıyor musun? O nasıl doğuyor ve şu an belki içeride yararlanmak isteyen arkadaşlar vardır dinleyenlerden. Onlara da bir anlatır mısın? Belki bu nedir? Belki biz de kayıt olup şansımızı deneriz. Aynen öyle yani. Şimdi bu fikir nereden çıktı? İTÜ Çekirdek'te, Sukul'da girişim savaşçısına mentorluk yaparken girişimcilerin gerçekten Türkiye'de muazzam yetenekler var. Yani otur girişimcilerin arasında dinle. Hakikaten kafan karışır ya, ne işler var, ne gelecek var, neler geliyor geriden, ne beyinler, ne zihinler var. Çok geleceğe ümitle bakarsın. Gerçekten çok fazla heyecanlandırıyorlar. Vay be, buna da çözüm bulmuşlar. Vay be, bunu düşünmüş. Bu hiç aklıma gelmez denilecek onlarca şey var. Şimdi ama durum böyleyken her şey geliyor ve ben asıl mentorluk yaptığım konuda genelde dijital pazarlama olduğu için, growth hacking de olduğu için mükemmel beyinler, mükemmel projeler, mükemmel ekipler ama o kadar. Yani bunun tanıtılması, duyurulması her şey. Aynen. Şimdi baktığımız zaman globalde Steve Jobs mavi ekran hatası almış kişi lansmanında. Bill Gates mavi ekran hatası almış kişi lansmanında. Elon Musk zırhlı, aynen. Zırhlı aracının camını patlatmış bir kişi lansmanında. Yani Elon Musk'a da selam olsun. Süper. Laf atalım belki. Aynen. Hem SEO. Süper. Ama şimdi öyle bir şey var ki yanıt gelinmesi için biraz daha kışkırtıcı bir şey olması lazım. O saçları nasıl çıktığını biliyoruz gibi. Çok iyi değil mi? Yani baktığımız zaman aslında globalin örnek aldığı şey, yani Amerika diyebiliriz buna, pazarlama ülkesi. Evet. Yani iPhone'ların arkasında bile işte Çin tarafından üretildi. Amerika'da bile işte. Aynen. Biz dizayn ediyoruz işte designed by Apple in California, assembled by China gibi bir şey yazıyor. Evet. Biz dizayn ederiz, Çin'e ürettiririz mantalitesini yansıtıyor aslında baktığımız zaman. Yani Amerika'nın genel bakış açısı orada var. Dizayn ediyoruz, Çin'e ürettiriyoruz. Ha Çin'e uyandı, tamam dedi ki 5 liralık maliyeti üretip 10 liraya satıyorum. Dünyanın ürününü üretiyorum ama marka konduğu zaman o 10 liralık ürün 100 liraya çıkıyor. Evet. Kendi markalarını konuşturmaya başladı. Şimdi bu uyanış bir rekabeti kızıştırmayı ortaya çıkardı. Ama Amerika bu zamana kadar hep pazarlamayla büyüdü. Pazarlama yapmış bir ülke yani. Bir şirket yani Amerika benim gözümde aslında baktığın zaman. Yani. Şimdi dolayısıyla kendi ürünlerini lansmanlarında pazarlarken mavi ekran hatası alması üründen ziyade pazarlamaya odaklandığını gösteriyor. Ki Bill Gates bunu açıkça dile getirmiş. Demiş ki ürüne odaklanmayın, pazarlamaya odaklanın, pazarladıkça ürünü geliştirin. Açıkça dile getiriyor. Steve Jobs aynen. Aynen. Yani sen bir şey çıkarıyorsun ama bunu nihayete erdirene kadar bekliyorsun. Ömrün geçecek. O zaman olup olmayacağı belli değil. Şimdiden bir dene, dokun, temas et. Eğer geri dönüşlerini alıyorsan yola devam et. Yani pazarla, eğer
okeyse devam et. Yoksa pivot et mantığı var. Bir an önce öğren kullanıcıdan ne reaksiyon aldığını. Bunun için pazarla diyor. Şimdi Bill Gates bunu diyor. Steve Jobs ne diyor? Tüketiciye gösterilene kadar neye ihtiyacı olduğunu bilmez. Evet, çok doğru. Şimdi tüketiciye gösterilene kadar neye ihtiyacı olduğunu bilmez. Aslında bilinçaltında şöyle bir bakış açısı var. Ne pazarlarsam satarım. Hı. Yani bunun biraz daha tüketiciyi ürkütmeyen cümlesi baktığımız zaman. Yani aslında gerçekten tüm Amerikalı girişimcilerin pazarlamaya bakış açısını çok net ortaya koyuyor. Yani siz, Elon Musk da günümüzde çok iyi bir pazarlamacı. Yani şu an piri olarak görüyorum. Değil mi? Çünkü yani şöyle bir mantık var mı ya gerçekten? Övüyor övüyor, gaza getiriyor getiriyor ama ben bunu 5 sene sonra sana vereceğim. Aslında ortada ürün yok ki. Aynen. Evet. Satın alıyor insan. Ve pire vurdu. Aynen öyle. 200 bin miydi ya? 200 bin kullanıcı 1000 dolara. 200 bin kullanıcı 1000 dolara. 46 bin kişi ön siparişi vermiş olarak okumuştum. Abi çok garip ya. Ben 200 bin olarak bunu, dolardan. Bunu evet. İşte ürün yokken bu parayı alabiliyorsan bunun karşılığı yani pazarlama. Evet işte, evet. O parayı aynen aldıktan sonra. Aynen. 200 milyon dolar yapıyor yani. Böyle bir fon var mı? O evet. Bunu başarabilmeyi çok isterdim. Ama ben Türklerin bu konuda oldukça özgüvensiz ve yeteneksiz olduğuna inanıyorum. Evet. Tamamen yani ben Türkleri asla yermeyi sevmem. Ama biz daha bastırılmışız bu konuda. Biz aynen yetiştirilme ve hayata evet. Bakış açımız, gelecek kaygımız ve anda bulunduğumuz kaygılar bence. Daha maalesef oldum. Yani yeteneksiz kesinlikle olmak, sağlamcı olmak evet. Katılmasam da böyle bir fırsat yok. Onu tanımadı veya biz kendimize tanımıyoruz bunu. Aynen öyle. Evet, bunu aslında gerçekten bu farkındalığı oluşturmak için söylememiz lazım. Yani bizim odaklanmamız gereken oralarda biraz. Yani baktığımız zaman iPhone'u üreten Apple şunu diyor. Sen 1000 liraya mal ettiğim ürünü 11 bin liraya alırken sıraya girmek zorundasın diyor. Yani sıraya girmek zorundasın diyor. Randevu almak zorundasın diyor. Beklemek zorundasın diyor. Aynen. Yani bunu verirken bile sana çektireceğim diyor. Sen benim daha altındasın diyor. Ama biz diyoruz ki ya 1000 liralık ürünü 6000 liraya satarsam eğer bu kadar karla kuryeyle gönderirim ya kapısına ne olacak ki? Evet. Yani kurye masrafı da 100 lira vereyim ne olacak? Ya şimdi Türklerin bakış açısı diyorsun yani biz onu ekstra ne yapabiliriz? Tamam mı? Ne sunabiliriz? Yanına şunu da koyayım, hediye paketi koyayım, özel bir teşekkür yazayım, el yazısıyla CEO'nun imzası olsun tabii, falan. Tabii, yani pazarlama bu değil yani. Aynen. Pazarlama o sabahın 5'ini sıraya sokmak. Eksik görünüyor ama gerçekten işte bu sağlamcılığın getirdiği iki tarafta da sıkıntı var. Ben pazarlamayı yapamıyorum o sağlamcılığımdan. Çünkü ya yapamazsam diye kendimi hemen kabıma çekiyorum. Müşteri de sağlamcı, o da sağlamcı. Ben ürünü görmüyorum ki para vereyim. Aynen. Yani sana o vaatleri de almıyor. Ben ne kadar ne vaatlerle ne yapamam insanlar. Neyse başkasına sağlamak istemiyorum ama... Ya bir şekilde kimden bahsettiğini merak ettim. Tamam. Bir şekilde bu taraflarda yokuz. Aha. Ama umarım ki oluruz. Aynen. İşte bu da işte olması için çabalayan bir şey dijital melek yatırımcılık. Kesinlikle öyle. En büyük gördüğümüz eksiklik aslında girişimcilerde pazarlama. Ve çok doğru. Için yani bunu hakikaten çok fazla girişimciyle girişimle görüşüm mükemmel yetenekler var yani mükemmel projeler var topluma ulaşsa çok fazla çözüm bulacak birçok derdi çözecek fikirler girişimciler uygulamalar var gerçekten bunlara bir çözüm bulalım veya bir parça olsun katkıda bulunmaya çalışalım diye çıkardığımız destek olmalı pazarlama kısmı çok zor olduğu için bence böyle değil. O kadar girişimci, ben de 2 sene bir startupta çalıştım. Hı hı. Ve startupta çalışırken de yine bir startupların olduğu alanda çalıştık. Birçok startupla tanışıyorsun, etkinliklerde vesaire. Yani o kadar uğraşılan içeride durumlar var ki pazarlamaya bence sıra gelmiyor veya yeterli önem verilmiyor. Tabii pazarlama kısmının bir maddi boyutu da var. Evet. Yani pazarlama yapamıyoruzdan ziyade pazarlamayı yapmak için vakit bulamıyoruz. Bir de vakit şey bulamıyoruz. Girişim sendromu var ya bir tane. Evet. Ürünü geliştirmek. Aynen. Şu an ben bunu aynen. Ben ya, hiç açasım yok sürekli hitim konusunda ama çok sıcak bir örnek olduğu için açmak zorundayım. Yani yeni hitimi, bir örnek bulalım ya yoksa. Hitimi yayınlamak istemiyorum. Çünkü yani ben böyle hayal etmemiştim. Ama ortam dedi ki boşver ya herif falan. Şu an ürün bu.
biz bunu çıkartacağız. Evet. Ve bakacağız etrafa. Biz bir kitle yakaladık. 60 kişi, 100 kişi neyse. Ama bir onları bir böyle de bir geri dönüşlerini alalım. Sonraki ay, sonraki ay geliştirebiliriz ve bunun iletişimini yapmalıyız. Yani evet, bu gerçekten böyle o şeyden, mükemmel iletişimden çıkıp hadi bakalım ya, insanlar 200-300 lira bana veriyor mu? Valla. Böyle hizmet satın alıyorum. Aynen. Bakalım verecek mi? Arkadaşım dahi olsa. Hele zaten arkadaşım vermiyorsa kimse vermeyecek. Lütfen daha fazla uğraşma. Kapat, başka bir şey yap. Yani kesinlikle. Bizim için fena gitmiyor ki. Mükemmel bir noktaya değin. Ya onu bir daha ben müsaadenle vurgulayayım. Yani hakikaten bizde öyle bir sendrom var. Bizim kusursuz ürünü yapıp ondan sonra çıkarmamız gerekiyormuş gibi. Ama burada az önce örneklerini konuştuk işte. Kusursuz yapmayan ama dünyanın en büyük şirketlerini konuştuk. Şimdi burada da işte şu politikayı izlemek lazım dediğin gibi. Ürünün, hedeflediğin ürünün %20'sini yap, %20 fiyatıyla satışa çıkar. Çok kısa sürede fon elde et, yatırım yap, ekibi büyüt, %40'a 6 ayda geleceksen 4 ayda gel, %40'lık ürünü %40 fiyatına sat. Yani hedeflediğin %100'ün %40'ına sat. Daha hızlı fon elde et. Yani aslında parça parça pazarlayarak, fon elde ederek büyüt stratejisi. Yani fiyatı da ona göre belirle. İlla kusursuz olmak zorunda değilsin. Sen 100 birimlik bir soruna çözüm yapacaksın. Yani bir kendi sektörüme örnek vereyim. Bir SEO analiz tool'u yapıp satacaksın. Aylık $100 fiyatla 100 tane kriteri çözecek. 100 tane kriteri analiz edecek. 10 kriteri analiz eden yap. $10 satmaya başla. Aynen öyle. Ya bir şey söyleyeyim. İnanılmaz mantıklı ya. Ben çok iyiymiş ya. Çok satıyorum, teşekkürler. Şimdi. Bu bana çok güzel oldu. Bana. Süper. Süper. Teşekkür ederim. Umarım rica başkasına da olur. Senin fikrini bu arada kendine teşekkür edebilirsin. Ya, sadece ben de örnek veriyorum, ara ara eklemek istedim. Yani. İşte ben Capstock o yüzden şu an hayatımızın en büyük bir parçası. Yani Erdem ve benim için konusunu konuşuyorum. İyi ki de varsın ya. Çok hoşuma gitti. Sağ ol. Süper. Çok teşekkürler. Ama şeyi dijital melek yatırımcı bir türlü anlatamadın. Ne yapar, amacı nedir ve nasıl kayıt olur ve evet, başvurur insanlar? Hemen onu da bence bir söyleyeyim. Tamam, hızlıca değiniyorum. Dijital melek yatırımcılıkta aslında şöyle bir fark var. Hayata geçmiş projeleri, yani pazarlanabilir, pazarlama aşamasına gelmiş. Yani fikrim var denilenler için uygun değil. Hı-hı. Bir sonraki aşamaya beklesinler onlar. Bir sonraki başvuru dönemine. Biraz daha büyüyüp gelin abi. Çıkar ya. Belki de başvurup onaylanma süreci bir iki ayı geçecek. O süreçte tamamlama şansı da olabilir. Öyle durumda da başvurabilirler. Satışa hazır, pazarlamaya hazırsa bu herhangi bir girişim olabilir. Ticari bir girişim, sosyal bir girişim olabilir. Bu kişilere biz seçtiğimiz 3 girişime totalde belli bir tutarı bulan tüm dijital pazarlama faaliyetlerini bir yıl boyunca ekip olarak üstlendiğimiz bir yatırım yapıyoruz. Aynen. Bir yılda 3 girişim. Bir yılda toplam 3 girişimi seçiyoruz. Çok bir yıl boyunca götürüyoruz. Evet. Sanırım Vodafone'un böyle bir vitrin miydi? Aynı şekilde bir dijital pazarlama fonu var. Var. Ve bunlar umarım artar. Yani süper. Çok güzel. Bu mikroya aslında bu destek programı, hızlandırma programı gibi bir girişimciler için. Aslında mikro tarafı ama. Aynen. Bir yılda 3 kişiye sadece belli bir dikeyde siz yatırım yapıyorsunuz. Bunlar çoğaldıkça girişimcilere değer artacak. Yani ben buna çok inanıyorum. Bir başkası dijital pazarlama yaparken bir başkası ben e-ticarette size hizmet vereceğim diyecek. Diğer bir başkası ben size lojistik tarafında iç girişime hizmet, yani destek veriyorum diyecek. Ve böyle böyle gelişecek. Ekipman desteği verenler olur. Aynen öyle. Süper, süper. Aynen öyle. Şahane. Çok iyi. Ha, buradan dijital melek yatırımcılıkla ilgili, eğer bu proje kapsamında ekstra paydaş olarak girişimcilere destek olmak isteyen varsa bunun yanında ne olabilir? Hangi kalemle destek verebilir? Onlara da seslenelim. Seve seve içerisinde yer almasını isteriz. Çok da güzel olur. Çok da hızlı büyütürüz. Güzel. Belki 3'ü 4'e 5'e çıkartırız birlikte. Daha fazlasını yapmak için de çabalarız. Yani burada ben açıkçası ilham aldım. Hani bu fikrin çıkış noktasında etkisi de şu oldu bahsettiğin gibi. Tohum yatırım yapan yatırım fonlarıyla görüştük. Dedi ki biz artık hani tohum yatırıma öncelik veriyoruz dedi. Ve bu yatırımı dijital pazarlamada harcamasını istiyoruz dedi. Dijital pazarlamada harcadıktan sonra projenin ne ölçekte tuttuğunu analiz ederek ona göre devamı da getiriyoruz dedi. Çok iyi değil mi? Aynen, çok zekice. Çok zekice. Biz de oradan yola çıkarak evet abi ihtiyaç bu. Madem tohum yatırım buna yapıyorsun, biz de tam anlamıyla tüm enerjimizi buna harcayalım. Yatırım olarak dijital pazarlaması üstelik. Adam için de bir vakit kazancı hani. Tabii ki de evet, kendisi için. 3 yıl verip 3 yıl sonra abi yok olmuyor diyeceğine. Aynen, aynen öyle, süper. Kesinlikle öyle. Daha doğru bir şey. Buradan umarım yüzlerce binlerce girişimciye de bu noktada önce bir
100 bin demekse herhalde bizim. O kadar az dinleyicimiz yok. İlk gün yüzlerce dinleyiciye, sonraki günlerde binlerce dinleyiciye. Yüzlerce de biz bırakalım. Bin çok seyrek oluyor. Yok yok, olacak olur. Geçer ama kendimize dele verdik ne kadar dinlediniz. Arada bin oluyor işte arkadaşlar. Kadar dinlediniz. Anlık bin. Anlık yüz. Yani. Öyle düşünerek. Ben yalan söylüyorum. Yani. Saat. Bana çevirelim. Sadece bin dakika. Yani öyle iletişimler var biliyorsun değil mi? İşte ya uf, gömmek istemiyorum kimseye ama. Artık nefesini aldın yani. Yok, bak abi. Sen var ya. Çok güzel. Sen tedbir bileyim programı. Tedbir olmam gerekiyor. Şey yapıyor. İşte bir yılda 6 milyon saat izlendim filan. Ya abi bir vur bakayım 6 milyon saat. Çok iyi. Benim günde o kadar büyük ihtimalle tüketiliyor. Uf, kesin belli ettim ya. O adamı alacağız belki ileride. Anlamadım. Ben de anlamadım. 5 dakikamız var. Ben şeyi de çok merak ediyorum. Peki Kaan Gülten hobisi var mıdır? Evet. Nasıl deşarj olur? Özel hayatında ne yapar? Neye önem verir? Yani bunu da bir bilelim bu kadar nasıl güzel şeyler yapar. Nasıl kafa boşaltır? Aynen öyle. Ya burada ayak kafası kişi doluyor mu? Doluyor canım. Doluyor. Yani sevdiği işi yapan insanların ya daha farklı oluyor ya yani. Dayanıklılığı. Yok, keyfi çok yerinde, genç. Abi evet. Bakınca neredesin? Teşekkür ederim. Ne geliyorsun diyeceğim. Ay, ay diyeceğim ama. Genç dedikten sonra bu. Ben çok bekliyorum. Nasıl diyeceğim? Şimdi aramızda 10 yaş var en az. Ve biz ay maşallah senden devam ediyoruz. Ve ben senden daha yaşlı duruyorum. O aa yok canım, olur mu öyle yani şey ya? Çok güzel, yok, yok. Genç duruyorsun. Demek ki keyfin yeri, demek ki bir uğraşınlardan geldim. Teşekkürler. Ama öncesinde sıçtım değil mi? Hayır hayır, aa, kesinlikle. Takılıyorum, hayır kesinlikle. Ama kırmızı yere bandım da var. Ama kırmızı yakıştı dedi. Çok iyi, kırmızı yakıştı. Yok yok, hayır, ben keyif alıyorum. Maşallah. 28 yaşımdayken daha genç gösterdiğim aşikardır. Söylemeye gerek yok. Rakam itibariyle 8 yaş var, 6 yaş fark ediyor. Diyordum ki ya 30'a 2 yıl var. Ve beni görenler diyor ki herhalde 21 yaşında falan. 30'a 2 yıl, 30 sendromu falan geliyor. Şimdi sen 40 dedin ya, bir ona da alışmam gerektiğini yok, anladım. Yok, yani ben abartayım dedim, ne kadar genç gösterdim. Var mı uğraşın, hobin? Uğraşım, evet, çok fazla düşünüyorum. Boş kaldığım anda ne yapabilirim diye düşünüyorum. Ekstra nasıl geliştirebilirim? Yani vizyoner, ileriye nasıl taşıyabilirim? Farklı nasıl bir stratejiyle ne yapabilirim diye düşünüyorum. Boş kaldığımda direksiyondayken bile düşünüyorum yani açıkçası. Ama hani kafayı nasıl boşaltırsın cümlesinin altında, nasıl resetlersin, hiçbir şey düşünmeden nasıl relax olursun dersen, hani maksimumda yaptığım şey televizyon izlemek olur belki. Buradan herkese sesleneyim. Gerçekten. Aynen. Tam zaman öldürücü. Evet abi. İzlemeyin. Yani Netflix'ten çiğin mi yoksa bayağı televizyon? Yok, televizyon. Kanal son 3 yılda 10 kez televizyon açmıştım. Son 6 ayda biraz daha sıklaştı. Ama bu şey, hani zaman öldüreyim. Hakikaten hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Kafayı tamamen boşaltayım. Beynim ağır olacak. Hiç kullanmayayım. Tamam mı? Hiç kullanmayayım. Yani gerçekten televizyon çok boş bir iş. Hani şöyle görüyorum ben. Işınlanmak icat edildi mi diye soracak olursa, ışınlanma evet, icat edildi. Televizyon izlediğin süre kadar geleceğe ışınlanıyorsun. O yüzden. Bak buradayım. Görüşürüz doğal. Görüşürüz Demir Öğren. Yok, bana giydirebilirler. Siz konuk alın yine, tamam mı? Hatta konuk alın. Çok sahiplenir konunun. Yok. Konuk alın, ilk dakikada beni gömün. Tamam mı? Sahiplenir o konu. Hiç sıkıntı yok yani. Yok yok. Ama söylüyorum yüzüne ya. Hiç sıkıntı yok. Aynen. Reklam pazarlamayı öğrenmişsin. Aynen. Süper. Oh, vallahi ya, çok teşekkür ederiz. Bir şey diyeceğim. Hepimiz yorgunduk değil mi? Evet. Şimdi nasılız? Vay süper. Bunu başta söylemiştin. Aynen. Bir acaba nasıl oluyor dedim. Aynen. Şu anda hissettim. İnanılmaz rahatlatıyor ya. Değil mi? Aynen. Sohbet ediyorsun. Ya şu anda ne kadar süre geçti? 58 dakika. Ne diyorsun? Öncesi hariç. Öncesi 15 dakika. Sen bitti duralım demesen daha 3 saat sonra desen evet, öyle anlamam. Ben hakikaten anlamadım.
Böyle çok üzülerek değil mi? Kapatıyorum. Reklam mı yapıyoruz da şu an? Yok, ciddi diyorum, ciddi. Ya, ciddi, aynen. Canım, yani bize de öyle. Ben böyle hani... Ben oyuncu değilim ya, pazarlamacı. Yani, bakıyorsun böyle, dakika akıyor ve bir anda böyle 50 küsur oluyor. Diyorum evet. Ki Allah'ım, kapatmam lazım yavaş yavaş. Çünkü yani bir saati de aşmasın program. Ki bu arkadaş bir saatten fazla kayıt bile alamıyor. Daha sonra bipleyecek. Öyle yani. Mi? Yani. Ve şey diyorum yani, geçti ve lütfen daha devam etsin aslında istiyorum. Böyle zamanlarda her zaman şunu diyoruz. Part 2 için söz alalım. Bir sonraki keyifle, sene, başka keyifle. Bir sene. Ofise de gelelim hatta. Aa, yani süper. Öyle bir hobimiz var ya bu arada. Ofiste vallahi süper. Kendimizi ağırlatıyoruz ama çok eğlenerek bunu yani. Bayılırım. Çünkü böyle güzel insanları tanıştık. Onun vizyonundaki şirketi görmek, o kültürü bize çok yarıyor ya. Hani çok mutlu aynen. Oluyoruz yani. Öyle söyleyeyim. Ekibiyle arasındaki bağlantıyı görmek. Süper. Bakalım doğru mu? Gerçekten. Bağlayı sizi... Bizim yol paramız ödenecek mi mesela? Ekleyeceğim ben. O zaman... İşini alacağım. O zaman... İhtimale karşı. Size tavsiyem. Kariyer formunu doldurarak gir. Teknik olarak değerlendirin. O zaman abi evet. Çok Part 2 için seve seve, koşa koşa... Çok keyif alırım. Girişimcilik için daha da derinlemesine konuşabiliriz. Yani aktarabileceğim çok fazla daha şey olabilir. Keyif alırım, keyif duyuyorum ve bu şekilde bilgiyi paylaşmak için elinden gelen mesaisini harcayan, çünkü siz de mesaiden sonra ekstra bir mesai yapıyorsunuz. Çok büyük bir zorluk. Size de tüm girişimciler adına tebrik ediyorum, teşekkür çok ediyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. Çok büyük bir emek yani gerçekten. Sağ ol. Umarım daha iyi olacak her şey. Süper. Diyelim. Dinleyen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Ekşi'den ve iTunes'dan lütfen yorum yapın. Bizim hoşumuza gidiyor. Bizi bir şekilde Apple'ın nezdinde yukarı çıkartıyor. Apple optimizasyonu. Güzel. Yani, bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Herkese teşekkürler.